Muhtarlar, belediyeler, kamu alanları ile ilgili köprülerdir. Çok güzel bir fotoğraf geldi. İki tane çok güzel hanımefendi. Aşkın kıymetli, Hanım, Dilek Hanım. Evet, kıymetli eşim ve kıymetli moderatörümüz Sohbeti Aşkın'ın müdavimlerinden kıymetli yorumlarıyla bizlere renk atan mizaç danışmanımız Sayın Aşkın Akıncı'ya ve eşime, sevgili eşime selamlarımızı iletelim. Selam olsun buradan. Saygılar dilerim. Evet değerli konuklar, Bursa'da Medya TV farkı ve katlarıyla hem TV hem radyo yayınlarıyla sizlerle olmaya özen gösteriyoruz. Efendim, sorduğunuz sorulara makul mantıklı Türkçe cevap vermeye çalıştık. Anlayan anladı, anlamayan da Hasan Hüseyin'e soracak herhalde. Tekrarlarını da izleyebilir. Daha sonrasında tekrar görüşmek dileğiyle Bursa'da Medya daima sizlerin yanında. Dün olduğu gibi bugün, bugün olduğu gibi inşallah yarın da. Hani derler ya, seçime kadar değil mezara kadar. Bizler inşallah son nefesimize kadar basının özgürlüğünü, basının tarafsızlığını her zaman sizlere yansıtmaya çalışacağız. Bu vesileyle ben Adalet Mahalle Muhtarımızın tüm söylemleri ve eylemleri adına canlı yayınımızda bizlerle heyecanlı katıldığı için, paylaştığı için teşekkürü borç biliyorum. Şimdi veda anlamında bizleri izleyen dinleyicilerimize, takipçilerimize son vedasına bakalım muhtarımız neler söyleyecek. Evet muhtarım. Yolu seyirden geçen herkese sonsuz saygım var. Ben herkesi seviyorum. Ve ben çalışmak için geldim. Bana diyorlar zor mu? Hayır, zor değil. Sadece biraz böyle çabuk olsun istiyorum bazı şeyler. Ama onu da alışıyorum artık. Bir talebimi 2 gün geçiyor, bir daha talep ediyorum. Olana kadar peşini bırakmıyorum. Ben bu süreç içerisinde size çok teşekkür ediyorum. Erdinç Derya, Dilek Derya, 5-6-7 aydır ben çok güzel 2 kardeş kazandım. Bizim ekibimiz daha büyük ama Enes Bektaş var, Fatih var. Onları da biliyorum. Ekibimizin yani, parçaları var. Şimdi evet. Enes'imi özel kalem yaptım. Fatih'i ne yapalım? Fatih de onu da sosyal işler sorumlusu yapalım. Ay Erdinç Bey, ben Sazan'ı çok seviyorum ya. Sazan. Evet, çok severim. Evet, balığa gidelim o zaman. Evet, 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 evet. Benim özel korumam da var. Öyle mi? Tabii, mahallede Aykut'umuz var. O zaman Aykut'a da selamlarınızı iletin buradan. Mahallemizin özeli, çok tatlı bir kardeşim, elinde telsiziyle. Geçen günlerde de ona özel korumamı ilan ettim. Tıpkı Enes'e özel kalem yaptığım gibi. Ama ben Sazan'ı çok seviyorum. Lütfen balığa giderken bana haber verin. Tamam, balığa gideriz, sazan da tutarız, turna da, turna da atlar zıplar, güzel olur. Tamam. Yemesi de harikadır. Hayırlısı diyelim. Bu arada bir yorum daha var. Ahmet Bey hayırlı yayınlar, iyi akşamlar demiş. Son olarak da Çiğdem Dönmez, Erdinç Bey yayınınız muhteşem. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ayten Hanım'ı çok seviyoruz. Onunla daha çok gidecek yolumuz var demiş. Bir şiirle veda edelim diyor Ahmet. Ahmet Bey bir şiirle veda çekmiş. Var mı şiiri? Ahmet Bey hayır şeyi istiyor. Aşkın Hanım'ın o geceki şiiri neydi? O zaman hazırlayabilir miyiz? Var mı hazırda? Sus gönlüm. Sus gönlüm. Evet, sus gönlüm şiirini biraz daha konuşalım o zaman. Yayınımızı kapatacaktık ama sizlerden gelen talepler o kadar çok tatlı ki, siz çok değerlisiniz ki Ayten Hanım muhtarımızın da talebi üzerine sus gönlüm diyerek veda etmek istedik sizlere. Şimdi biraz daha konuşalım. Adalet Mahallesi'nde okullar, yollar, ihtiyaç olan pazar alanları, spor tesisindeki ışıklar, karanlık bölgeler, çim alanların biçilmesi, park bahçelerin budanması, dutların dökülüp kaygan zeminde insanlarımızın rahatsızlanıp oralarda sakatlıklar yaşamaları konularına değindik. Daha başka nelere nelere değineceğiz, neler neler yapacağız. Zamanla özellikle ikinci el eşya pazarı, gelecek eşyaların tertemiz yıkanıp parklanması, muhtarlık binasının küçük ve yeterli olmamasından muzdarip vatandaşın daha rahat huzur içerisinde belki de birebir muhtarımıza derdini sorununu anlatacağı konuların özel bir muhtarlık talebinin olması. Muhtarım da söz. Asıl bombayı vermedim ya. Adalet Mahallesi sakinleri Eylül ayının belki ilk haftası. Müthiş bir eğlence yine bizi bekliyor.
Evet, eğlenceler de Azerbaycan'da. Bu nedir Ermiş Bey? Demek ki sizi de bekliyoruz. Evet, evet, canlı yayın yapılacak belki de. Canlı yayın yapılacak. Canlı canlı. Sağ olsun benim kardeşlerim, sevenlerim. Bana bir tanesi söz vermişti. Ayten ablacığım dedi muhtar olduğunda. Senin için dedi muhteşem dedi bir konser planlıyorum dedi. Oo. Burada susuyorum. Konser geliyor, konser. Adalet Mahallesi'nde davullar, zurnalar, kortej eşliğinde bayraklarımızla, marşlarımızla 19 Mayıs'ları kutladık. Çanakkale Zaferi'ni andık. Çocuklarımızla, gençlerimizle. 30 Ağustos çok yakında ve bizi izlemeye, takip etmeye devam edin. Adalet Mahallesi'nde Adalet Mahalle Muhtarımız Sayın Ayten Keremoğlu yaptıkları, yapacakları teminat olsun diyelim. Evet, bizler şimdi sizlere veda edelim. Ancak şiirimizi dinlerken siz de bize sus gönlüm. Şimdi sizlerle efendim. Hepinize iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tekrar bir sonraki canlı yayında buluşmak dileğiyle. Sevgiler, saygılar. Bazen uzaklaşmak gerekir yakınlaşmak için. Bazen hatırlamak gerekir hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir açılmak için. Bazen anmak gerekir anılmak için. Bazen de susmak gerekir duymak için. Eğer çok konuşmak faydalı olsaydı, iki ağzın ve bir kulağın olurdu. Onun için çok dinleyip az konuşmak gerek. Eğer susarsan, konuşman daha aydınlık olur. Zira sukutta hem sessizliğin ışığı hem de konuşmanın faydası gizlidir. Sığ suları en hafif rüzgarlar bile coşturabilir. Derin denizleri ise ancak derin sevdalar coşturur. Anladım ki derin ve esrarengiz olan her şey susar. Anladım ki susan her şey derin ve heybetlidir. Biraz da sessizliğim konuşsun. Harfsiz bir dil bulalım içimizde. Sadece ikimizin anladığı bir hüzün olsun içinde. Sus gönlüm, çok dile getirme. Sen dile getirdikçe gönlün daha da coşuyor, daha meraklanıyor ve beklemek daha da zorlaşıyor. Sus gönlüm, çok laf etme. Az söyle ki işimiz olgunlaşsın. Az söyle ki hakka karşı yanlış kelam çıkmasın. Sus gönlüm, bir elif miktarı sus. Az kaldı bahara, dayan gönlüm. Denizin içinde meydana gelen görünmeyen dalgalar gibi yüreğini biliyorum. Beklemekten başka çare olsaydı seni durdurmazdım. İnan bana. Ama yok. Başka çare yok. Unutma ki ilaç bile
beklemeden tesir etmez. Çiçek bile vakti gelmeden önce açmaz. Sus gönlüm. Bu işin bahara dönünceye kadar, bu gece gündüz oluncaya kadar, uzak yollar yakınlaşıncaya kadar, bu sıkıntının ardından ferahlık gelinceye kadar ve yüzümüz ustat gözyaşlarıyla ıslanıncaya kadar sus. Sus gönlüm. Seni senden daha iyi bilen Rabbinin hükmü vuku buluncaya kadar, senin nasibin sana ulaşıncaya kadar, ulaşmayanlarınsa senin sahibin olmadığını anlayıncaya kadar sus. Sus gönlüm. Onun geleceğini görünceye kadar, acının bana dönüştüğünü fark edinceye kadar, onun gönlünün senin gönlüne muhabbet düğümüyle bağlandığını görünceye kadar sus. Sus gönlüm. Sebepler var edilinceye kadar, bahaneler oluşuncaya, birbirimizin nasibi oluncaya kadar sus. Sus gönlüm. Bütün bu susmalarına karşılık, her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Sus gönlüm. Her susuşun bir cevap olsun. Her susuşun sabrın olsun. Her susuşun duan olsun. İçten yakarışının adı olsun. Her susuşun bekleyişin, umut edişinin, inancının, sevginin vurgusu olsun. Tuz basıp yaralarıma ne kadar susulacaksa o kadar sustum. Bir çığlık kanıyor en derinlerde yüreğimin. Açmadım kimselere yüreğimi. Hançeri sadece kendime sapladım ve sustum. Susmak kimi zaman ateşe su, kimi zaman ateşe rüzgar olmuştur. Yağmur alıp toprağa karışan sessizlik en güzel sestir duyabilen için. Sus gönlüm, sus. Bütün bu susmalarına karşılık her şeyin hayırlısının olacağına inanarak sus. Şems Tebrizi, rahmet olsun.